Paylaş bro. Manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine de sizlerle beraber. Yine de mi? Yine de. Soğuk. Tekrardan. Her şeye rağmen. Soğuk. Evet çok soğuk. Soğuğa rağmen götür beni gittiği yere çekeceğiz ve şu anda yine havalimanındayız. Biliyorsunuz ki kapının önünde çekim yasak olduğu için biz de otoparkta yakaladığımızı çekiyoruz. Hadi bakalım yürüyelim karşıya. Yürüyelim çıkalım. Arabaların önünde de kesebiliriz. Geliyor. Abi. Selamünaleyküm. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Nereye gidiyorsun abi? Ben Mardin'e gidiyorum. Evet! Mardin'e nasıl gideceğiz Allah aşkına? Maskeli yüzünü görebiliyor musun? Abi çok yakışıklı adam. Kaç görünüyorum? 29. İsim ne abi? İyi böyle olasın o zaman. Mehmet ve isim Boran. Bir şey söyleyeceğim. Uçağı çok var mı? Ya bir sanırım ben de biraz geciktim. Aslında diğer kapıyı kullanacaktım. Abi çok kısa tutacağız seni hemen. 55 dakika falan hemen var. Hemen çok abi. Önemlisin bizim için çünkü. Teşekkür ederim. Ne demek? Senin cevaplarına göre biz Mardin'i gezebileceğiz. Bu arada hani. Memleket neresi abi? Ben Mardin miyim? Mardin mi? Çok iyi, normalde tamam. Burada yaşamıyorum. Çok iyi. Şey o zaman ilk soruyu ben sormak istiyorum. Tabii ki lütfen. Mardin'in en tarihi yapısı. Zaten tarihler şehri diye evet. Ben biliyorum evet. Mardin'den çok. Doğru. En tarihi yapısı. Dedim ki Mardin kendi şehri olarak bir aslında sit ilan edilmiş bir şehir. Ama özellikle de bir yerleri görmek istiyorsan mutlaka Dağra köyünü görmenizi isterim. Dağra. Yer altından bir şehir çıkıyor. Evet günümüzdeki Efes'e bir örnek gösterebilirsiniz. Dur not al. Dağra antik şehri. Gezilebilecek en turistik yapısı yani şöyle söyleyeyim abi müze gibi düşün. nereye gidebiliriz orada? Ya şimdi bir dönem dünya sürahinlerin merkezi olarak bulunan Deir Zafaran Manastırı'nı mutlaka görmeniz ne gerekiyor. Ne abi? Deir Zafaran. Deir Zafaran. Zafaran evet. Söylemesi Safran doğru. Manastırı gibi çevresinde yetişen. Kilise mi abi? Manastır daha büyük. Manastır. Evet. Deir Zafaran şöyle yazıyor değil mi abi? Evet doğru. Tamam abi. Bir de Kasımiye Medresesi'ni de mutlaka görmeniz tavsiye tek ederim. Tek bir yer görmeniz. Biz normalde bir tane yer ama yani çok da dersen hani. Abi, mutlaka görün ya. Kasımiye tamam. Kasımiye Medresesi'ne gideceğiz. Yakın mı? Veysi'ydi değil mi? Yakın ya şehir merkezi olarak tamam yakın. Abi. Belki araç ihtiyacınız olur ama havada biraz soğukmuş bu arada. Evet. Neyse bize Allah'tan. Kasımiye Medresesi Mardin'in en ünlü kişisi. Doğru yerdesiniz. Niye? Ben dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen Mardin'de yaşıyor. Ben onun menajeriyim. Ciddi misin? Ben biliyorum Sultan ama Mardin'in olduğunu bilmiyordum. Yok Mardinli ve şu anda da Mardin Derik ilçesinde yaşıyor. Merkeze de kalıyor. Sultan Kösen'in menajeri. Sen de menajerisin. Eyvallah memnun olduk ya. Çok güzel tesadüf oldu. Tesadüfe bakar mısın? Çok iyi, çok sevindim. Güzel oldu. O zaman sen herhalde bizim Sultan Kösen. Sultan abi görmemize yardım edebilirsin. Ya mutlaka ben şimdi normalde aslında bizde ev sahipliği vardı. Mesela siz Mardin'e gittiğinizi duydukça aslında size benim artık ağırlamam gerekiyor ama programımız formatı biraz spontane yani geliştiği için. Kendimiz bir keşfetmemiz lazım ama Sultan abi konusunda yardım edebilirsin. Tabii ki tabii ki. Bir şey diyeceğim. Yani, biz oraya gittiğimizde mesela müsait olduğun zaman biz seni mesela arasak sen müsait olup bizimle beraber şey yapabilir misin? Tabii ki. Tabii seve seve. Biz mutlu oluruz. Abi, tabii ki her zaman. Son olarak en güzel yemeği ve nerede yenir onu söylemeni istiyoruz. Sonra biz seni tutmayalım. Yemek biraz hem mahalli yemek tercih ediyorsunuz galiba. Oraya evet biraz daha şey. Oranın yerel, evet. Yerel yemeği. Ha evet. Tamam. Yani orada zaman, beğenilen sevilen. Tamam o zaman Dilek ablaya gidin. Dobo Restorant. Dobo Restorant. Evet. Yazsana. Dobo nasıl yazılıyor? Dobo. Diyarbakır Ordu. Evet. Bursa. Ordu. Ordu. Ben orduluyum. Tamam, evet, tamam, sorularımız bu kadardı. Tamam. Çok da bizim de seninle beraber bilet almamız gerekiyor. Biletiniz çünkü... yoksa biraz daha acele etmeniz evet, gerekiyor. Evet, acele etmeniz gerekiyor. Şimdi hep beraber. Numaranı da verir misin? Tamam. Onu alırız. Onu abi, alırız. Tamam. Çok alırız teşekkür ederim. Şey buyur abi. Buyur tamam. Sen de bizle beraber. Gel abi. Arkadaşlar Mardin'de görüşürüz. Arkadaşlar bugün götür beni gittiğin yerinin ikinci durağı Mardin'deyiz. Mardin'e geldik. Mardin'i ilk defa geliyorum ben. Ben de ilk defa geliyorum. Ben de ilk defa geliyorum. Ve Veysi abi bize çok güzel yerlerden bahsetti. Bu Veysi abinin bahsettiği yerlerden ilk durağımız Kasımiye. Kasımiye Medresesi. Sultan Kasım'ın yaptırmış olduğu medreseye gideceğiz. Hep beraber geçelim ve videoya da... Ben sabırsızlanıyorum hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Geçelim hadi. Hadi geçelim. Evet. İlk
durağımız Kasımiye Medresesi'ni ve Veysi abinin söylediği Kasımiye Medresesi'ne geldik ve sizlere buranın detaylarını göstermeye çalışacağız. Bu arada hava inanılmaz soğuk. Evet yani. Harbiden beklediğimizden biraz soğuk. İnanılmaz soğuk. Ama şu anda Şubat ayındayız ya. Yok, Ocak'tayız da. Şaşırma. Mardin de öyle bir yer ki hani tarihi yer olarak gez bitmeyecek bir yer. Hayatımda 27 yaşındayım. Hayatımda ilk defa Mardin'e geldim. İlk geldiğim yerdeki şu manzarayı gördüm. Mardin'e aşık oldum. Çok güzel Mardin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tam şu bölgeye inip ısınabilir miyiz acaba? Oraya güneş mi? 26 yaşındayım. Ben de Mardin'e ilk defa geldim. Kasımiye Medresesi ile ilgili bildiğim benim bir bilgi var. Ondan önce bir şey soracağım sana. Lütfen. Medrese ne demek? Medrese demek, üniversite demek. Okul, medrese, okul, üniversite. Yani beni şu an medrese ne demek diye... Tamam. Hadi anlat, bir şeyler biliyormuş gibi. Kasımiye Medresesi ile ilgili... Kasımiye Medresesi biliyormuş gibi anlat hadi. Çünkü... Bilmiyor, bir anlat, biliyorum. Hiç fark etmez. Ya bir nasıl su var, nasıl su baştan başlıyor, sona kadar gidiyor. O aradaki şey hayat anlamına geliyormuş. Evet, evet. Hani doğum, yaşayış, ölüm anlamına evet. geliyormuş. Onun da böyle bir efsane olarak bir anısı varmış. Peki bunu nerede öğrendin? Google. Hadi getirin. Yalnız kapıyı böyle gördüm içeri doğru. Değişik bir hava. Arkadaşlar değil. Kamera kayıtladıyken Bilal ne dedi biliyor musunuz? Bu kapı boya mı? Boya mı demedin. Acaba hani farklı renk ya. Nasıl farklı renk oldu acaba? Bu boya aralarındaki zaten. Farklı renk mi? Boya bence de boya boyamadılar mı? Hangisi boya? Boya şurası. Boya. Burası boya falan değil kardeşim. Kardeşim ney? Boya. Boya değil. Benle ne iddiasına giriyorsun? Gel girelim. Ne iddiasına giriyorsun? Ne iddiasına giriyorsun? Şurası bir çek. Şurası beyaz ya. Şurası beyaz. Aynı taş değil. Ya. Dur bir de oraya dokun. Medrese was built by Akkoyunlu ruler Kasım Bey. 15th century. Yani diyor ki bu Akkoyunlu hükümdarı... aksanı? Kastamonu aksanı mı? Filipin. Filipin. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır diyor. Burası için. Kasım, Sultan Kasım. 1457, 15. yıl. Sultan Kasım. Sultan Kasım. Kasım. Sultan Kasım. Kasım. Ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Bak bu kirli toprak. Bu ne? Bak anlat şunu. Bu ben, ne? Beni, bu ne? Cehalet beni uğraştırma. Durdum bu ne? Cehalet çok başka bir bak, şey. Bak. Beni uğraştırma. Bu ne? Bak bak gel az yaklaş. Bak boya bu ne? Boya. Hayır oğlum yağmur yağdı ıslandı o yüzden. Arkadaşım bu ne? Bu ne ya? Görüyor musun? Bu ne ya? Kasımiye zamanında Kadir Sivas yazısı yazılmış arkadaşlar. Hayır bu ne ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Yani bu... Normal artık ya, her yerde denk geliyor. Oğlum bunlar tarih lan tarih. Günümüzde de klipler, filmler diziler. Ve düğün fotoğrafları aynı zamanda diziler çekiliyor. Şey burada çekildi. Burak King. Burak King'in koştuğu ekibi. Yanıyorum. Evet lan. İşte dal ilerleyin ha. Aa orası burası. Şu anda bu müzede hatta çekimlere, dizilere açık bir şekilde kullanılıyor. Onun için mahallikten izin alıp tekrardan çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bir bilgi daha biliyorum ama o bilgiyi ben sonraya saklayacağım. Sonra söyleyeceğim. Ya, ben de biliyorum da ben artistlik yapmıyorum anladın mı? Gerek yok. Bakın şimdi fark ettiyseniz ben size bir şey söyleyeceğim. Buradaki kapıların boyları kısa. Niye? İnsanlar hep var. Bu şekilde giriyor. Fatih normal yürüyerek girebilir ama kısa olmasının sebebini ben açıklıyorum. Evet. Evet. Tamam niye kısa? Kapı niye kısa? Kapı niye? Kısa çünkü. Kapı kısa çünkü. Hocalara ya abi hocalar içeride ya. Evet. Hocaya böyle hocam. Hocam. Selamünaleyküm. Saygıyla çıkıyormuş. Bilim erbabların her şeyden önce edeple girmesi lazım. Evet. Sebep edeple girer, edeple gider. Ama şimdi bir şey diyeceğim şimdi. Sen bu arkadaş girerken eğilmesine gerek yok. Nasıl cezalandırılacak bu arkadaş? Eğilme. Her okulda eğilecek. Kısaca yine anlatayım. İçeride alimler var ya alimler. Alimlerin yanına girerken böyle saygı olsun diye kapıları yani mecbur eğilme şeyisi içgüdüsüyle kapıları böyle düşük yapmışlar. Yani ben şu an giriyorum. Hocam 25 asır geçiyorum gerçekten. 55 bütün fonksiyon tersinden kaldım. Öyle hocalar değil. Onlar nasıl hocalar biliyor musun? Hayati bilgileri veren hocalar. İbni el-Nefis tarafından 1288'de kan dolaşımı açıklanmış. Bu önemli tıbbi buluşu İbni el-Nefis bulmuş. Nefis.
kan dolaşımının şey oldu. Şu görmüş olduğunuz bu çizim aslında 1415. yüzyıla dayanan bir çizim. Bu arada makine çalışmıyor. Çalışsa galiba şu ekranda şu şekilde çalışıyor bak. Yok şu şekilde çalışmıyor. Tut çalışmıyor. Düşünün tutar mısın? Çalışmıyor. Ekranda çalışsa bakayım 1 lira falan mı atacağız? Yani. 1 lira falan mı atacağız? Ne yapacağız? Fişi yok. Fişi varsa fişini takalım abi. Bir önemli bir detayı kaçırdık biz. Arkadaşlar bu girmiş olduğumuz derslikler, dersliklerin hepsinin başında böyle bir yer var. Semboller var. Bu sembol buradaki dersin anlamını anlatıyor değil mi? Hangi derse, tıp mı, işte edebiyat mı, biyoloji mi? O dönemin şeyi. Evet, oradan zaten tıbbın sembolünü bilirler gene. Farabi'yi tanıyor musun sen? Farabi evet tanıyorum. Farabi. Farabi. Yok, Farabi. Farabi. Burası tıp değil büyük yalnız. Tıp insanı ama burayla alakası yok. Sadece sormak istedim. Bir şey söyleyeceğim. Burası tıp değil yalnız. Burası gemi bilimi. Hayır tıp içerideki olan şey farklı. Yok. Oğlum bu tıp sembolü ya. Vallahi tıp sembolü. 1 2 3 tıp. Geminin tıpla bir alakası. Hayır yok. İçeriye koydukları şey. Bence. Sakin ol. Gerçi az ciddi ol. Bak başım. Ne oluyor? Kuzey gösteriyor. Buradaki fark ne? Sizin dikkatinizi çeken olay ne buradaki? Bu deniz. Kanka tamam. Deniz dönse de burası dönmüyor. Evet. Bu ne? Rubo tahtası yatay düzeyi baz alan kadran sayesinde herhangi bir gök cisminin irtifasını ölçmek mümkündü. Ha, gök cisimi diye alakalı bir şey. Ya benim anladığım kadarıyla bu toplum bilimle, tıpla, ilimle uğraşmış. Çok, o yüzden yani çok. Şu anda bulunduğumuz medrese gerçekten Türk toplumuna çok şey katan bir medrese. Sadece Türk değil, dünya tarihine yön veren bir yer. Zaten burası Mezopotamya. Evet. Bölgesindeyiz. Yani insanlığın ilk başladığı yer Mezopotamya. O zaman ben bir Mezopotamyalıyım diyebilir miyim kendime? Diyebilirsin. Abi ben ilk izlenimimi söylüyorum Mardin'le alakalı. Mardin gerçekten akıl ve böyle bilimsel anlamda Türkiye'nin bence gelişmiş en iyi illerinden bir tanesi olarak görüyorum ben şu an Mardin'e. Kesinlikle. Ben şu anda girmiş olduğumuz medreseden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki dünyada araştırılma tarihine çok şey katan bir medrese arada, olduğunu evet. Söyleyebilirim. Kakaraki şiir burası Sultan Kasım tarafından 15. yüzyılda 1457'de başlamış Sultan Kasım tarafından ve aynı zamanda buradaki asıl hikayenin içerisinde şöyle bir durum var. Zamanında Sultan Kasım öldükten sonra kanın yerde kalmayacak diye duvarlarına kanını sürmüşler. Bu da bir efsane. Tabii bu efsane. Gerçek neden yerde kalmayacak? Kanın yerde kalmayacak toplumun aslında bir başlangıcı oldu. Yani onun kanı yerde kalmayacak. Literatürümüzde eklendi. Bu intikamı da doğuran bir şey. Biraz ama aslında oradaki asıl olayı şuydu. Sultan Kasım değerli bir insandı. Değerli bir insan olduğu için onun kanının yerde evet. Kalmamasını. Evet. Sultan Kasım öldürülmüş mü? Şimdi bu suyun anlamı hayat suyu anlamına geliyor. Gerçekten hayat suyu anlamı. Bu su nereden geliyor hocam? Dağdan geliyor. Nereden geliyor? Dağdan geliyordur yani. Suyun nereden geldiğini ben birazdan söyleyeceğim. Ama bu suyun anlamı bak buradan başlıyor oraya gidene kadar şu bölge hayat anlamına geliyor. Doğum, yaşam, ölüm. Havuza mı doldurulacağız biz? Öldüm. Hayır, havuza da bak. Aslında temsili kardeşim, temsili. Bunu sen anlaman lazım. Bunu anlamak için soruyorum. Yani bunu çok realistik düşünme. Pragmatistik düşün bunu. Anladın evet. Mı? Bu yani sürrealizmini etkilemeyen ama bununla ilgili olan bir şey. Yani tamam. Bu adam Trabzonlu biliyor musunuz? Şimdi gök kubbeye çıkıyoruz yukarıya doğru. Şu anda Mardin beni etkilemeye devam ediyor. 10 üzerinden 10 verdiğim şehir Mardin beni etkilemeye devam ediyor. Kasımiye Medresesi'nden çıkış yapıyoruz. Ve ikinci durağımız aslında tarihi yerler açısından düşünmüştük. İki tane yer söylemişti Veys abi bize. Deyrul Zaferan'a gidiyoruz arkadaşlar. Deyrul Zaferan'da göreceğimiz şeyleri bir ben kilise. Şimdi... Evet. Şu anda manastır. Yani manastır evet. Manastırı ben çok merak ediyorum şu an. İkinci durağımız manastıra geçiyoruz. Tarihi yerlerde bir tane alıyorduk. İki tane almak istedik çünkü ısrar ikisinde etti. De ısrar etti. Kapıda da bir detay var da onu araştırayım.
biri ince biri kalın, kalını tıklattığınız zaman erkek, inceye tıklattığınız zaman kadın gelmiş oluyor. Arkadaşlar şimdi Deyrul Zaferan Manastırı'na geldik. Yanlış söyledin. Deyrul Zaferan. Deyrul Zaferan. Deyrul Zaferan. Deyrul Zaferan. 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 Deyrul Zaferan Manastırı'na geldik. Burası bir dönem Süryanilerin haç görevini yaptığı manastır olarak geçiyordu. Evet. Şu anda hala aktif bir manastır olarak görevine devam ediyor. Görmeden inanmam. Hep sana beraber bir geçelim. Adama inanamıyorum yani. Ya. Anlatıyor. Anladın mı? İçerisi daha büyükmüş. Aynen ha. Oğlum pişt! Manastırın içine koşma! Burası dini bir yer. Ne alakası? Manastırın içerisinde bulunan bir tapınak yerin altında. Ve bulunduğumuz yer şu anda dışarısı buz gibiydi ya. Burası sıcak arkadaşlar. Evet. Buradaki hissiyat insanı ısıtıyor. Neden güneş tapınağı? Isısından kaynaklı. Ya abi nasıl yapmışlar çok merak ediyorum. Yani nasıl mı yapmışlar? O tarihte nasıl yapmışlar mesela? Taşları alıp koyuyorlar. Abartılacak bir şey yok. Mısır piramitleri bence çok abartı. Niye? Ben ufak bir şey söyleyeyim mi? Mısır ben... prensi Atakan'ı bulup gerçekten bir şey yaptırabilir. Bunu söylediğim için Fatih... linçte yiyebilirim. Evet, bak, linçte yiyeyim. Senin Mısır prensi derim. Ya bak açıklamasını istiyorum. Açıklamasını istiyorum. Taşlar mesela büyük taşlar evet. Değil mi? Ne diyorlar bir ton aldığını. Kaldırıp koyulabilir yani. ya cahilliyetle muhabbet küstürürsün şimdi başla. Ya vallahi ya. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili çok önemli bir bilgi aldık. Az önce güneş tapınağı deyip geçmiştik ama buradaki güneş tapınağının deyip geçmemek lazım. Asıl olayı şu. Buradaki taşlar bir Lego sistemi gibi birbirine geçirilerek yani aralarında harç yok. Çimento yok, harç yok. Çimento yok, harç yok. Birbirine geçirilerek sıkıştırılmış taşlar. Yani düşebilir. Abi sen niye muhalefetsin ya? Aramlar bu arada da, şu bilgiyi ben 1457'de yaptırılmış bir yer yani. Evet. Oğlum, ama efsane. 15. yüzyılda böyle bir teknolojiyi düşünsene sen. Şu anda bir de şurayla ilgili. Evet o bilgiyi ben Google'dan evet. Bir de bir baktım. Evet. Gel canım buraya. Süryanilik evet. Kabul edilmeden önce. Oradan güneş ilk oradan doğuyor. Arkadaşlar. Buraya vuruyor. Evet. Kurban burada kesiliyor. Evet. Sonra. Süryanilik kabul edilmeden önce. Bir şey evet. Diyeceğim. Gözüme bir şey kaçtı. Az önce taş maş falan dedim. Çarpıldı. Evet. Şu anda biz gezerek. Aslında ilk etapta. Burada gezdiğimizde ne hissediyoruz onları aktarmaya çalışıyoruz. Bizlerin de arkadaşlar tarihi bilgisi aslında sizler kadar. Şimdi değerli arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bu bulunanların hepsi mezar. Mezarların içerisinde bulunanlar da ayakta aslında sandalyede oturuyorlar. Evet. Ve sandalyede güneşe bakarak aynı şekilde üstlerine bu veri koyuluyor. İçerideki ölüler nasıl oturuyor? Güneşe doğru. Yani bu mezarı kırsak şimdi güneş buradan doğuyor. Tamam mı? İçeride yatan merhum şöyle oturuyor. Sandalyede mi? Sandalyede ve en güzel kıyafetleriyle oturuyormuş. Evet, evet. En güzel kıyafetleriyle mesela. Neden? Çünkü İsa Mesih'in güneşten geleceğine inanç var bu dinde. Anladın mı? Öyle inanıyorlar. O yüzden. Bu arada şeyi öğrendim. Hanna de la Penu'nun YouTube'da şeyleri varmış. 1969'dan cenaze görüntüleri varmış. İsterseniz de hani Google'a yazıp araştırıp bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz bu kilisenin içerisine çok fazla diyalog çevirmek istemiyoruz. Neden? Çünkü bazı durumlar yanlış anlaşılır. Dini bir yer, gerçekten hassas bir yer. Nasıl bizim camimizde goy goy yapılmayacak, espri yapılmıyor. Aferin lan sana. Tabii doğru. Bir daha söyle bakayım bunu buraya. Nasıl bizim camimizde yapılmayacaksa espri böyle şaka yapılmayacaksa hassassa burada biz, da biz kızarsak onlar da aynı şekilde olur. Yani saygı ama olur. Biz elimizden geldiğince eğlence kanalı olduk. Mesela olduğunu. Brezilya'da da Tayland'da da bir sürü kiliseye gittik. Türkiye'de de böyle bir kilise buradaki var. Buradaki şaka dini değerlere zarar vermiyorsa bizce bir sıkıntı şaka yok. Şaka tarafına gel. Şaka şakalık yapılabilir şey. Yani. Ben sonuçta İncil kitabını elime alırken acaba Bismillahirrahmanirrahim mi deniliyor yoksa bak, başka gördün mü açıklamak zorunda hissettik kendimi. Açıklamana gerek yok. Başka bir şey ama mi deniliyor? Ama çocukcağız bak baskı, toplum baskısını görüyor musun? Yok ben hiç şöyle düşünmüyordum. Çocukcağız açıklamak zorunda. Tamam biliyorum seni ben şey yapma. Burası vaftiz. Bu çocuk bebeğe böyle vaftiz havuzu. Bebeğe böyle batırıp çıkarılan yer değil mi?
Aydın, Aydın arkadaşımız var bu arada. Burada Aydın, Aydın burada merhaba. Rehber arkadaşımız. Burada vaftiz. Evet. Şöyle yapılıyor bizde. Vaftiz tabi mezheplere göre değişiyor. İçini mesela bizde Süryani Ortodokslarda içini suyla dolduruyoruz. Birçok kişi normal su mu soruyor? Evet, normal su. İçini doldurduktan sonra içine morun dediğimiz kutsal yağ var. Patrikhaneden gönderiliyor. Patrik yapıyor bunu. Suyun üzerinde haç şeklinde damlatılıyor. Vaftiz olacak kişi, bebek veya yetişkin, suyun içine giriyor. Üzerine 3 defa su dökülüyor. Ve bir saatlik süren bir ibadet, bir tören oluyor. O ibadetten sonra o kişi Hristiyanlığa ilk adımını atıyor. Bir şey sorabilir miyim Aydın sana? Sen bu konuda çok bilgi olduğun için, zaten senin mensup olduğun dine ait bir bilgi evet. Zaten. Twitter'da falan videolarda hep denk geliyoruz böyle, bebekleri alıyorlar. Ne deniyor onlara? Bizde imam deniyor. Bizde papaz, patrik, papaz. Rahip. Papazlar mesela bebekleri alıyor, suya sertçe sokup çıkarıyorlar. Bizde öyle değil. Ama bizde o daha, görüntüler, yani öyle bir görüntüler var yani. Bazı kiliseler öyle yapıyor ama bizde, bizim Süryani Ortodoks Kilisesi en hassas şekilde yapıyoruz. Çünkü o çocuk zarar da görebilir. Ama genelde o şekilde yapan kiliseler çocuk genelde birkaç aylıkken değil. Biz genelde birkaç aylık yaptığımız için yavaşça yapılıyor. Gene mezhepler kendi içinde de ayrılıyor. Mesela suyun içine batırıp çıkartıyorlar o şekilde. Ama bizde buradaki suyu batırma ve çıkarmanın tam olarak anlamı nedir? Vaftiz aslında bir tövbedir. Tövbedir. Genelde çocuklar günahkar mı doğuyor? Genelde bu şekilde soruyorlar bize. Aslında çocuklar bir günahkar bir günah işlemiyorlar. O Adem ve Han'ın işlediği günahtan bağımsız olmak için. Sembolik bir şey aslında. Sembolik bir günahtan bağımsız olmak için. Yan tarafta şöyle bir önemli bir şey var. Onu da göstereyim buradan. Evet. Matbaa. 1876'da Patriğimiz 4. Petrus Londra'ya gidiyor. Londra'da İngiltere Kraliçesi Victoria'nın ziyaretinde bu matbaayı getiriyor. Latin alfabeli bölgenin ilk matbaası. Şimdi bu tabi matbaanın ana parçası. Diğer parçaları ise depoda. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise devletin resmi evrakları da bu matbaada basılıyor. Aa, vay be. Evet. İbrahim Teferlik'ten getirdiği matbaa Arap alfabeli. O ilk matbaa. Her dine karşı ne olursa olsun kendi dininizi savunuyor dahi olsanız saygılı olmak zorundasınız. İnsan insan içindir. O yüzden insana karşı saygılı olun yeterli. O zaman hepimiz kardeşiz, bu kavga ne diye. Arkadaşlar Deyrün Zaferen'in turunun sonuna geldik. Şimdi buradan geçiyoruz. Aydın sana da çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi geçelim. Arkadaşlar Mardin'de hava sıcak diye geldik biz. Birazcık soğukmuş. Tam kış ayında denk geldik biz de. Ama yine de pes etmedik. Şu anda Mardin'e geldiğimizde görülmesi gereken bir yer var. Bilal'in evi. Dara köyündeyiz. Ben ilk defa Dara köyü ve böyle bir şey görüyorum. Bu bence bütün dünyanın görmesi ve bilmesi gereken bir şey değil mi? Abi burası mezarlıktı mı? Hayır, dışarıdan baktığın kadar dışarıdan yani. Görmüyor musun? Burası bu odalar. Yani odalar bu ben sana bir şey milattan önce falan olabilir yani bu. 5. yüzyıl. Şu anda 5. yüzyıl yani. Tahmin o da yani. Bence ya fosiller mi alındı? Nasıl oldu bu? Yani %5'i kazılmış. Yani %5'i kazılmış. Bir bakayım tepe olabilir yani burası. Olabilir. Yok tabii ki. Peki bir şey soracağım. Burası UNESCO tarafından korunan bir bölge mi? Yok şu anda sadece Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bir yer. Ha, Turizm Bakanlığı'na bağlı. Evet. Mardin İlçe Müdürlüğü'nün korumasında. Bir şey diyeceğim ya. Gerçekten bu videodan sonra burası patlama yapabilir yani. İnşallah. Burası şeydi zamanında değil mi abi? Doğu Roma İmparatorluğu'nun koruma alanı. Ölüler şehri. Yani. Evet, ölüler şehri. Bir de alanda 3 tip mezar özelliği yer alır. Kral mezarlarında hiç mezar dediğimiz özellik. Zaten atları hep kral mezarları olarak adlandırılır. Yerlerde daha basit şekilde sanduka mezarları. Sanduka mezar dediğimizde hep hakkılara fakir insanlar gelir, fakirlerin mezarı diye. Ama alakası yok. Yakın dönem Süryani kültürüne ait mezarlar bunlar. Birçoğu olan üzerinde Süryanice yazılar. Bunlar mezar mı? Evet, bunlar da mezar.
Ve şurada bir tane örnek kaya mezarının içerisini göreceğiz. Hadi girelim. Hani bir apartman yapılır ya, örnek dairesi olur diye de onun gibi. Bu mezarı da o şekilde düşünebiliriz. Taşlara falan baktığınız zaman 5. yüzyıldan kalma oldu. Hayır! Bilal! Bilal'in mezarı kazıldı. Öldü mü? Bura mezar mı abi? Şimdi bu kaya mezarı. Bir odada 3 tane aile mezarı yer alıyor. Ve bir üst 3 mezardan sadece şunu kazdık. İçinde 13 kişiye ait insan kemikleri bulundu. Yani neden 13 kişi? Çünkü aile mezarı bunlar. Aa, kemik parçalarını görüyor musun? İşte mezar kapağını açarlar. Bak kemik parçaları. Başkaları gömerler. Peki bir şey soracağım abi. Şimdi biz abi bir şey diyeceğim. Ya. Şimdi bu 5. yüzyıldan kalan insanın kemiği. 1500 yıllık bir kemik. 1500 yıllık bir kemiğe mi dokunuyorum? Ben bunu yanıma alabilir miyim? Yok, burası tarihi bir nokta. Gerçekten bunu bir üniversite alıp araştırmak için buradan şeyler aldılar mı? Tabii ki ya. Birçok, başta İstanbul Teknik Üniversitesi bayağı yaklaşık 20-30 yıllık bir çalışmaları oldu burada. Bir şey diyeceğim. Metin hocamız tabii 20-30 yıllık çalışmaları geçti. Sayesinde bugün ortaya çıkartılmış kentlerimizde bir tanesi. Abi bir şey diyeceğim. Ben 1500 yıllık bir insan kemiğine okumuyorum. Niye bu kadar normal karşıladınız bunu? Biraz şaşırmanız lazım. Yani biz alıştı mı? Alıştık. Kazısında çalıştık biz. Ben ilk defa dokunuyorum. Sen onu görüyorsun ya, o neyi gördü biliyor musun? Bence bütün bir insan halini de görmüş. Şu an evet, sen birazdan beraber göreceğiz onu. Kemikleri görüyor musun? Şu an Götür Beni Gittiğin Yerinin ikinci bölümündeyiz. Türkiye'de görmüş olduğum doğal güzelliklerden en iyisi diyebilirim. O içeride kuş uçuyor. Niye biliyor musun? Kemik var abi. Kaç? 3000 bin. Burası dünyanın hiçbirinde eşi benzeri yok. 2009 yılından sonra buraya ortaya çıkartıldı. Ve en alt tabakta 2009. 2009 yılında ortalama 3000 kişiye ait insan kemikleri yer alıyor. 3000? Evet. Gerçekten. Siz buraya aşağı indiniz mi abi? Tabii ki. Kazısında bir tane kelim çalıştı burada. Kazısında? Evet. Bunu biz inemiyoruz ama değil mi? Yok. Bilal hadi gel. Al işte. Abi gül. Bu 3000 yıllık devam abi şimdi. Bu da 1500 yıllık. Ya pardon 1500 yıllık. Abi samimi bir soru soruyorum sana. Şimdi bunu buraya birleştirerek koymadınız değil mi? Buradaydım. Ama birleştirdiğiniz gibi bence. Birleştirdik. Heh tamam. Daha ama olsun. Bir şey diyeceğim. Böyle el yapımı değil, gerçek üstü. Gerçek. Gerçek 1500 yıllık gerçek tabii, bir iskelet gerçek. Değil mi? Peki şöyle bir dokunabilir miyim müsaadenle? Tabii ki dokunabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz yan tarafında kandiller var. Kandil evet. Mum yakılır içerisinde. Ebeden o ölümün önüne ışık ve aydınlık olsun diye. Hatta bazı mezarlarda şuna da şahit olduk. Dişlerin arasında sıkıştırılmış para gördük. Bu daha çok ziynet eşyasıyla gömülüyor. Daha çok Yunan mitolojisinde geçiyor, geçit parası olarak. Çünkü inançlarına göre öteki dünyaya gitmeler için orada para verecek. Kayıkçı Karo. Bu onların da var. Tabii. Onlara ait bir şey. Evet onlara. Bu da mı bir eğer değerli bir şeyin varsa cennet gibi bir şey gidiyorsun. Aynen. Abi şakayı ben şu an çünkü kanka bana şey geliyor. Şimdi şöyle bir şey var abi. Yanlış anlamanı istemiyorum. Biz şimdi İstanbul içerisine gittiğimiz müzelerde bu tarz şeylere dokunmamız çok mümkün değil yani. Ya zaten dokunmak yasak. Burada da yasak. Normal. Da yasak. Bize ekstra şey gösteriyor abicik. Tamam. Ya artık ya hepimizin sonu ölüm ama işte yaşarken güzel mesajlar, anılar bırakmalıyız. Şu anda bulunduğumuz yer gerçekten benim gezmiş olduğum müzeler, tarihi eserler arasındaki en iyilerinden biri diyebilirim. Hatta en iyisi de diyebilirim. Benim duygu ve düşüncemi söyleyeyim mi? Evet. İstanbul'da da gidiyoruz bazı yerlere. Böyle bir sürü set var ama burada yakından görme imkanımız oldu. Bir de 1500 sene, düşünsene Bilal Hancı, 1500 senelik insan kemiği yanında. Evet. Hep arkadaşlarıma katılıyorum. Benim şok olmam böyle bir yeri Türkiye'de çok az kişinin bilmesine şok. Yani ben bilmiyordum, haberim yoktu. 2009 yılında çıkarıldı. Kanka farkındayız, Göbekli Tepe yeni çıktı ama herkes biliyor, anladın mı? Evet. Ama niye biliyor musun? Nasıl yapıldı, reklamı güzel yapıldı. Evet. Göbekli Tepe evet. Çünkü böyle... Piçi, evet. Açma. Netflix. Piçiydi miydi? Falan. Etniye. Anya. League of Legends'ta Darius diye bildiğiniz bir karakter var ya, Noxus'un krallarından olan. O Darius zamanında burada Pers Krallığı'nda krallık yapmış.
bir lidermiş aslında. Yani burada şunu mu mana ediyorsun? Darius burada bir yerde yatıyor olabilir. Darius'un kemikleri burada olabilir evet. Şakayı geçin şimdi. Şaka değil gerçek. Şaka değil gerçek. Ben dur ciddi buradan bir şey bilgi veriyorum. Ben ciddi bir şey. Bak bunu ciddi veriyor. Bunu Google'a girip senin gibi bakmadı adam. Darius biliyorsunuz ki eski Romalıdır. Doğu Roma İmparatorluğundan gelmektedir. League of Legends'taki Darius'un kemikleri buradaki mezarlıkların içerisinde olabilir. Üstlerde şeyler var ya abi. Mesela üstte var bak. Altta var bir de üstte var. Oralara nasıl çıkıyorlar acaba? Oralara 3 kattan iniyordu. Abi sen cahille muhabbet etme. Bana sor. Yo, sor bana. Sen şimdi şurada var mesela değil mi? Evet şurada var. Şimdi biz buradan geldik böyle alttan. Ha, o tarihi olarak düşün. O tarihteymişim gibi düşünün değil tamam, mi? Tamam düşün. Yani. Bu üst kat mesela nasıl çıkıyorlar? Dele dele çıktı. Taşı deldi çıktı. Yok, yukarı. Yukarıdan geldi. İçeriden deldi. Yukarıdan iniyor. İçeriden değil abi. Yukarıdan aşağı doğru iniliyor. Aşağıdan mı aşağı doğru değil mi? Ya tabii ki yukarıdan merdiven var aşağı doğru. Ha tamam şu an anladım. Dele dele indi yani. Bir sus ben onu sana bak. Allah Allah. Bak bir sus. Cahille etme sohbet. Eder seni Cüheyla cahil. Bir sus. Öyle inir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun son günleri yaklaşmıştı. Askerler görmüş olduğunuz bölgelerde Sasanilerden korunmak için garnizon kentinin içerisinde bulunuyorlardı. Sonrasında Atakan Özyurt adlı asker yanımıza yaklaştı. Geldi ve tut evet. Silahını. Ben yok şakayı geç. Buranın anlamı neymiş biliyor musun? Burası taş madeniymiş kankacı. Mesela bu şehri yapabilmek için burada taşları kesiyorlarmış, üretiyorlarmış, oraya taşıyorlarmış. Burası aslında abi, tabii. Hadi geçelim. O sırada abi. Bilal Hancı geldi askerleriyle. Buradan bilgileri alıyor tamam, geliyor kameraya satıyor. Burası taş madeni, burası taşları kesiyor. Bir sus! Öyle yine. Şurayla ilgili bir bilgi vereyim mi? Evet ver abi. Düşünsenize İstanbul'dasınız, evinizdesiniz. Çocuğunuz böyle ayağıyla evde halıyı eşelerken bir anda bayağı derine gidiyor. Gidiyor gidiyor bir bakıyor evin altında zindan. 3000 senelik. 1500. Yani 1500 senelik. Bu abi, bilgi çok zamandır. Burası da öyle. Adam evinde ev sahibi. Gördüğünüz klima var zaten arkadaşlar. Bir fark ediyor evinin altında zindan var. Tarihi bir kalıntı. Abi burada yaşıyor mu şu anda? Yaşıyor. Evet, evi yaşıyor. Burası. Adamın evi adam. Altında zindan çıkıyor. Çok ilginç ya. Çok hadi çok bakalım. İlginç. Adamın evinin altına gidiyoruz etmeye şu an. Böyle bir... Hadi. Oğlum böyle bir şey yok. Ben oğlum adam kendine saray bulmuş işin yeri. Oğlum bu ne? Abi, ben ufacık bir şey bekledim evin altında. Ev küçük. Şu kadar. Altındaki zindan İstanbul kadar. Şaka ben, gibi. Ya burası gerçekten bir insan eliyle şu tarihte yapılmış olsa bile şok olurdum. Ama zamanında 5. yüzyılda yapılmasına abi, daha şok olurdum. Abi bir saniye. Gözleri kapat be. Kapat. Aç. Oha. Oha gel. Çok iyi lan. Çok, ama beklenti çok yüksek. Abi yok ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İyi ki böyle bir şey yaptın diyeceksin bana. Kapat gözünü gel. Aç. Oha. Çok iyi ama çok iyi. Gerçekten çok iyi. O adamın evin altında zindandaki bir şey ya. Memleket şehir var. Adamın evinin altında şehir var. Atakan nasıl bulmuş bu şehri? Şöyle. Yani evet. Medreseye gidin. Manastıra falan gidin. Tamam onlara okey ama. Bu dağraya kesin gelin ya. Şuna baksana. Abi bu ne? Bak bu dağraya kesin gelin yani. Anladın mı? Bu ne? Ben biliyorum burayı. Dur dur. Tekli hücre. Sor bakayım. Gir şuraya. Atakan girsene. Dur dur bekle. Abi ne diyorsun? Arkadaşlar Dara milattan önce sen kamerayı tam şuranın üstünde tut. Ben şey yapıyormuş gibi. Dara milattan önce 3. yüzyıl ortalarında siz kamerayı ben okuyormuş gibi şey yapmam mı? Şey yapsan poz versenize. Dur arkaya girelim. Tamam. Gel şurada okuyorum. Ya bunların hepsini aynı şekilde verir misin lütfen? Hiç katsız. Yo yo orayı koyma abi. Sakın koyma. Biliyormuşum gibi ya. Nereye kaçıyorsun Bilal? Bak burayı denemiş. Oğlum, bir de bak, burası çok karanlık. Fatih bak burayı denemiş. Denemiş evet. Denemiş orada yapmış orada. Bir şey söyleyeyim mi bak. Dışarı bir çık. Çık 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 çık. Bu hücrede kapkaranlık. Al kapat ışıkları. Böyle yapılmış. Seneler geçirdiğini düşün. Böyle bu şekilde. Sen kaç gün kalabilirdin burada? Doğru söyle. Hiç kalamazdım. Bizden içinde şey var. Şalter o olur öyle. Ya sordun soruya bak. Hiç...
sanki evinde sen bir günden fazla böyle içinde full durabiliyorsun yani. Hiç kalamam. Evinde ben 3 ay hiç çıkmadan durabiliyorum onu. Ben kendi evimin içinde 2 günden fazla duramam. Ben 3 ay hiç çıkmadan durabiliyorum. Ne oluyor? Duvarlar üstüme. Hiç. Yani şu köşede bir muhafız, şurada bir muhafız. Kılıç ellerinde böyle önüne gelene çağır. Çok sen kimsin? Ya. Ben Atakan. Neysin? YouTuber. Ney? Çağır. Babamı kim öldürdü? Hain Kostak! Ya ben dışarıdan buna baktığımda ev bu. Küçücük ilk o girdiğimiz gibi bir şey bekledim. Yani aşağıda küçük girdik ya bir tane. Zindan ya, şu kadar bir yer zaten. Ben var ya şu an bu abiyi çok kıskanıyorum. Bu evin sahibini çok kıskanıyorum. Değil mi? Tabii canım. Yani normalde düşünsene, kız arkadaşım var. Canım bir zindanlara inelim mi ya diyorsun. Evin altında hemen bir zindan. Normalde toprak mesafesi şey düşündü. Oraya böyle bir projeksiyon yansıtıp koltuk koyup şey Tarkan'ın filmini izliyorlar. Ay. Çok iyi olur lan. Mükemmel olur. Bu arkadaşlar ben artık acıktım yalnız. Fatih'cim. Ben de acıktım. Beysi abi de bizi bekliyor. Beysi abi bize dediğimiz gibi Dogo restoran mı? Doba restoranda dedi ki abi dedi size çok güzel bir yemek yedireceğim dedi. Kaburga dolması. Beysi abi aradınız mı? Evet. Evet. Gitti misin? Evet. Geliyor mu? Abi dedi ya geldiğinizde benim Atakan'a. Gelecek miymiş? O tarafa geçecek. Tamam. Şimdi o restoranta gidiyoruz ve buranın en önemli yemeğini yiyeceğiz. En meşhur yemeğini yiyeceğiz. Bakalım puanlamalarımızı orada net bir şekilde yapacağım. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye gittiğimizi Doba restoranta doğru yürüyoruz. Burası da mahallenin arka sokakları. Ara sokakları, arka sokakları. Ara sokakları. Görmüş olduğunuz gibi kültür ve tarihi korumaya çalışmışlar. Burada var ya felaket klipler çekilir ha. Canım. Bir de şey kaçış filmi. Dur kaçma! Burası eski Mardin Kervansaray olarak da kullanılan selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bir bölge. Ne biliyor musun? İpek evet. Yolunun geçtiği yol biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar evet. O kadar acıktım ki inanılmaz anlatamam size. Beysi abinin dediği o meşhur dolma restoran burada. Evet. O da içeride kendisi içeride bekliyor. İçeride kaburga dolma yiyeceğiz en meşhur yemeğini. Hadi, hadi bakalım. Gelelim, hadi bakalım. Bu arada şehre çeken sisi görüyorsunuz değil mi? Wow! Selamünaleyküm abi. Tamam hoş geldiniz. Beysi abi nasılsın abi? Sağ olun, ıslanmışsınız. Allah biraz sağ olun. Allah Allah. Mardin'in işte değil ya en kötü dönüm açtınız. Abi ne güzel. Oo ne yapıyorsun? Sen iyi denk geldin bize ya. Aynen öyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Abi geçelim mi şöyle? Geçelim hoş geldiniz. Abi. Geçelim abi. Şöyle normalde pandemiden dolayı biliyorsunuz dükkanlarda, restoranlarda böyle bir oturma düzeni yok. Yok maalesef. Burayı kapattık. Kapalı bir bölge. Yani biz tamam. Güzel şekilde yemek yiyeceğiz. Ya çünkü videonun konseptinde en iyi yemek yiyebilecek yer şeyini koymamız lazım. Evet. Beysi abinin arkadaşı. Doğru restoran hanımefendiyle tanıştıracağım sizi. Merhabalar nasılsınız? Bizi ağırladığınız çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman beklerim memnun oldum. Peki neden Dobo? Evet ben onu merak ettim. Süryani yemeğidir. Mardin'in özel bir yemeği. Ha. Ha yemek yemeğin adı Dobo. Evet evet kuzu butu. 2 saat bakır tencerede kaynamış bir yemek. 8 saat kuzu butu. 8 saat tencerede kaynamış kuzu butu. Kuzu butu. Dobo. Dobo. Bu yüzden restoranın adını da Dobo koydum. Hem Dobo'yu daha çok tanıtıyorum. Şimdi ben özellikle de hani size söyledim ya yani olay şu. Abi nasılsın? Sağ ol kardeşim. Abim be. Abim be. Ya ne iyi ettiniz adamsın var bir şey diyeyim mi sana? Bizi ha öyle özellikle araştırıyor. Gezdiniz mi? Çok gezdik. Uf, o dara köy, Türkiye orayı bilmeli ya, dünya orayı bilmeli ya. İnşallah gerçekten sizin de sayenizde ulaşamadığınız belli bir kitleye ulaşacağımıza inşallah, inanıyorum. İnşallah. Şeye gelecektim, restoranta özellikle değil mi? Hani nasıl bir yemek yenir? Benim hani burayı tavsiye etmemin sebebi söylemiştim. Hani bir restoran değil, bir mahalle, bir Mardin'in gerçekten bir ev hanımına ev sahibi. Bir restoran değil, daha fazlası. Ha daha fazlası, bir yani, ev hanımına bir aile işte, ortamı. Aile ortamı gibi. Evet, evet. Gelen misafir değil, ev sahibi olarak ben açıkçası istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bence Veysi abi Doba restoranın reklamını aldı. Yok abi var mı aramızda ticari bir ilişki? Abi bir şey değil. Soru yani. Şaka yapıyoruz abi. Yani, şaka yapıyoruz abi. Yani. Biz kafamda abi ya şaka falan da. Aslında biz şeyi düşünmüştük. Gideceğimiz yerde şimdi bu konseptte yemek yeme yeri var. Nasıl ayarlayacağız bunu falan filan. Evet. Çok harika denk düştü yani. Gerçekten. Kesinlikle. Bir şey sorabilir miyim ben? Sor tabii. Bana sürekli Instagram'dan DM'den yazıyorlar da kibeye kibeye diye. Ondan var mı burada? Gelin. Özellikle. Oturun. Çok rica etsem ben ondan da deneyebilir miyim? Tabii. Ne o? Kibe.
Ben şu anda biz size ne yediğimi de sormuyorum. Kivi mi? Kibe. Sormuyorsun, kibe. Önümüze en evet. Meşhur ürünleri... Ben de sormak çok ayıp. Yani normal evde de çay içer misiniz? Ne varsa onu yiyeceğiz. Getireceğim. Şimdi, isterseniz yiyin. Ben müşteri olarak geldim. Ben okeyim. Menü yok yani. Ben okeyim. Bir şey diyeceğim. Çok şaşırtıcı. Ben Fatih'in dediğini ve Dobo'yu merakla bekliyorum. Bu arada buraya daha önceden geleceğimizi bilen Veysel abi yakınlarına haber vermiş. Arkada bizi böyle izleyen insanlar var. Onlara da şimdi korona olduğu için böyle bir şey olmuyor ama böyle hafif yumruklaşarak şey yaparız. Sıkıntı bir de bizde nedir? Doymamak çok ayıptır yani. Çok fazla yemeniz lazım. Ben abla, çok yiyeceğim. Aklınıza böyle yan yan yürüyeceksiniz. 2-3 güne kadar yemek yeme ihtiyacı duymamanız. En çok bu adam. Yani çok bizde merak. Sınır yok yemekte. Eyvallah. Olsun biz yeriz vallahi şu an. Ne varsa yiyeceğim ben abla. Hadi bakalım. Ben başlayayım şimdi. Tamam. Nasıl inşallah beklentiyi yükselttin mi bilmiyorum ama hakikaten yok, dediğim şeyler olacak yani. Yemeği yedikten sonra ben karar verdim. Yok. Ama Meysa abinin önerdiği yer okeymiş abi. Gittiğimiz yerlere göre senin adını çok andık ve çok övdük. Doğru değil mi? Tarihi yerler ve doğal yer anlamında çok iyi. Ben şu anda sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Enerjim biraz düşük. Düştü. Ve yemeği yedikten sonra kararımı vereceğim. Harika. Bakalım hayırlısı. Yok inşallah tam istediğiniz şekilde olacak. İnşallah. İnşallah. İsterim abla. Bu ne nedir abla? Zaten istemeseniz de bırakacağım. Ablanın dediği anlaşıldı bilmiyorum ben. Giderken pişman olacaksınız. Sonra da elinize geçmeyecek. Bunu yemezsek? Bu sadece Mardin'de. Bu değil mi? Bu sek. Sen bu sek. Ne demek abla bu sek? Sen bu sek. İçi kıyma baharatlardan oluşuyor. Bilal sakin ol. Ben de sen bu sek alabilirim. Bilal ama benim sıram var. Sen gördüm çok beğendim. Sen bu sek. Şimdi sonra yavaş yavaş o zaman. Size de içli köfte vereyim. Tamam abla. Hiç Türkiye'de bulamayacağınız içli köfte. Sadece bu restoranda bulunabilir. Vallahi ben kendime çok güveniyorum. Bence benden daha güzel yapamıyorum. Abla diyor ki Mardin'de diyor benden güzel yemek yapan yok diyor. Ben karışmam. Ben söyledim söyleyeceğimi. Abla söyledi çünkü. Peki bu videoyu izledikten sonra diğer rakip restoranlar aklında ne diyecek? Abartıyor onlar diyecek. Onlar da söylüyor abartıyor demede çünkü ben bana da bunu dışarıdan söylüyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan ben. Ben öyle kendimi çok o kadar iyi bilmiyordum ama söyleye söyleye insanlardan duydum bunu ve gerçeği öğrendim. Acayip güzel. Ama gerçekten çok sağ ol. Abi elinle yiyeceksin onu ya. Kibarlık yapma. Ne kadar kibar. Kibar fark ettin mi? Gerçekten çok güzel. Yemek ağırdı abi. Bayıldım yani. Ama hala daha astrolis gelmedi herhalde. Yok daha kaburga dediğimiz. Doyurmayalım kardeşim. Aa ben doydum ama. Bu da biber. İbebek'te de iddialıyım. Atakan bir sıranı bekle ya. Ben var ya buna bayılıyorum biliyor musun? Kital de değil mi abla bu? Yo İbebek. Kital daha farklı. Geldi. Dobo geldi. Yo İbebek. Abla ne zaman gelecek bu Dobo'ya? Kaburgamız geldi. Kuzu kaburgasını oyduktan sonra şekillendiriyoruz. İlk başta birinci dikiş atıyoruz. Sonra iç pilav hazırlayıp içine dolduruyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Mühürledikten sonra 5 saat ateşte pişiyor. Bu kadar zahmetli bir yemek. Evet. Mardin yemeklerinin hepsinin pişme süresi en az 5 saat. En az. Sevgiler ellerini öpüyorum Mardin'den. Peki abla bir şey diyeceğim. CZN Burak gibi şöyle alem şovu falan yok mu senin? Yapalım. Bir gün yap bence güzel olur. Bu restoranlardan abla, önemli. İllallah ettim şu kıvırcık çocuklar. Ben mi? Dobo. Dobo bu. Aha kuzu butu. Ablacığım çok teşekkür ederiz Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Abla bunu kim yiyecek ya? Biz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Vallahi çok güzel. Ben beğendim. Baktı mı? Güzel. Pilav. Ağzıma sokmamı çeker misin lütfen? Bu ne abi ya? Bu nasıl bir şey ya? Gerçekten vallahi çok güzel bir et ya. Abartmam ben hiçbir zaman şimdi. Doğru yerde miyiz? İyi doğru mi? Yerdeyiz. Doğru gerçekten yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Bir dakika kusura bak. Yani Mardin'e geldiğinde muhakkak yani buraya gelmesi lazım. Yani bu kaburga lazım. Var ya tam anneannemin, babaannemin yaptığı abla, gibi. Hiç orijinali bulmuyorlar. Vallahi ellerim sağlık. Bendeki önem verdiğim nokta Mardin'in yemeklerinin orijinalliğini bozmamak. Çok güzel. Kesinlikle bozmamak. Ben bir şey için özür dileyerek size bir şey söylemek istiyorum.
başta gelen yemekleri biz getirdiniz ya, ondan aldık, bundan aldık, evet, şundan aldık, mideyi doldurduk. Bunun tamamını yiyemezsek kusura bakma. De bunu? Yersiniz, bir şey olmaz, yavaş yavaş. Dobo Restoran. Bu arada benim bir şeyleri hatırlama, söyleme şeyim var. Dobo Restoran'a gelip Dilek ablanın yemeklerini bakın, %100 şekilde tatmanızı istiyorum. %100. İnşallah yolunuz düşer gelirsiniz. Buyur kanka. Yorumumu yapıyorum. 10 üzerinden gerçekten 10 veriyorum abla yemeklerine. Neden? Çünkü 4 günlük yedik. Allah'ım ve ben Allah'ım hayatta unutamam Mardin'i ben. Ve senin yemeklerini unutamam. Teşekkür Allah'ım ederim bunun için. Ben misafirperverliğe 10 üzerinden 10. Yemeklere 10 üzerinden 10. Peşinden kaçak çaya da 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. Ben de çok memnun kaldım. Gerçekten sürekli bir hani önümüze servis etmen, yani bir şeyler yedirmen, bizi burada çok güzel ağırlamaya çalışman beni çok etkiledi. Ben annemin yanında zannettim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Senin bir şeyler demek istiyorum. Ben de sizi çok yakın gördüm, çok sevdim. Zaten seviyordum ama daha çok sevdim. Vay abla, Allah razı olsun. İlk Beysi abi de gelmesinize mi bekliyorum? Sağ ol abla. Abla, herkesi olmadı bekliyorum. Daha iyi şeyler söylemen lazım. Bir daha kaydı kes bir daha. İyi ki Mardin'e gelmesin. Dilek abla maske varken çok sinirli görünüyordu. Şimdi dünya tatlısı ablamız. Şişirdiler. Beysi abi de bir şey söylemek istiyormuş. Ya ben de en azından ne oldu? Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar ben de en azından iddia ettiğim şeyleri doğru çıktığını hem sizlerden duymak hem buna şahit olmak beni de çok mutlu etti. En azından Mardin'de güzel bir şekilde temsil ettiğimi ve size iyi ağırladığımızı düşünüyorum zaten. Eyvallah, sağ ol abi. Arkadaşlar Instagram hesabı kullanmıyor, boşuna aramayın. Abi söyleyeyim Instagram. Yok ya abi Instagram. Arkadaşlar benim Instagram hesabım. Kalk. Direk abicim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben muhabbete başlamadan önce burası size de şeyi andırmadım. Böyle eskiden korku videoları çekiyorduk ya. o atmosferi andırdı değil mi abi? Kırklareli şeyi diyorsun sen. Evet. Dedeler Köyü. Dedeler Köyü'nde hoş geldik arkadaşlar. Burada Dede Köyü, orada Dedeler Köyü. Dedeler Köyü'de. Evet. Dedeler Köyü'ydü orada. Arkadaşlar bu arada Beysi abi söylemişti biliyorsunuz ki buranın en ünlü insanı kim diye sormuştuk. O da demişti ki Sultan Köse. Sultan abinin yanına geldik biz. O kendi evinde ağırlamak istedi. Şimdi onun evine beraber gireceğiz. Ben aşırı merak ediyorum. 2 metre 51 santim. 2 metre 51 santim arkadaşlar. Bu arada çok ilginç detaylar var. Fatih'ten 3 tane. Bak dünyanın en kısa adamıyla dünyanın en uzun adamı yan yana gelecek biraz. Nasıl hoşuna gitti ama Beysi abi senin de gerçekten. Hoşuma gitti, o espri güzel. Fatih'ten 3 tane değil. Yalak için hani telefonla falan konuşabilir anladın mı yan yana herkes? Sıkıntı. Buyur abi sen. Hadi, abi. Hadi geçelim o zaman. Hadi ben niye güldüm Volkan abi? Kısa boylu şakasına. Ben mi? Evet. Ben senden uzun. Arkadaşlar bu kısa boy şakasını bırakalım artık ya gerçekten. Bırakalım yani böyle bir şey olmaz. Ben senden uzunum çünkü. Ondan sen olayım. Nerede uzunsun? Uzun. Çekil git şuradan. Çekil uzun. Kadar. Selamünaleyküm. Sultan abi de burada. Arkadaşlar Sultan abi gördüğünüz gibi gerçekten de gerçekten inanılmaz bir şekilde yani boyu uzun. Fatih'in sorduğu soruları ben sana soracağım çünkü Fatih'in sesi oraya gelmeyebilir. Tamam. Vallahi ben yakından gördüğüm Sultan abi çok heybetli ya maşallah. Evet, ya. Sultan abi seni yormayalım sen yormayalım abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi biz İstanbul'dan geldik. Bizim YouTube'da Kafalar adında bir kanalımız var. 7,5 milyon abonemiz var. 7,5 milyon takipçimiz var. Son ziyaretimizde Sultan abinin yanına geldik. Yani Mardin'in en meşhur insanı Sultan abi. Mardin'in olarak kısıtlamıyoruz. Genel zaten Türkiye'de, evet, dünyada o başka da hani bu ilin yani meşhuru ya, Sultan bizim özelliğimizdir Mardin'in özelliğidir Sultan. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu da benim babam. Büyük amca, benim amca oğlum, kuzenim yani biliyorum. Bu da bizim köyün imamı, bu da amcam, bu abim. Bütün aile burada şu an değil mi abi? Yok, ailenin yarısı diyor. Yani. Yarısı. Aa, maşallah. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi yedik. Biz hep beraber burada
bir ön toplantı yaptık, bir beraber konuştuk. Sonrasında yine de abilerimize, amcalarımıza ve Sultan abiye bırakmak istiyoruz. Sultan abi, şimdi bizim gençlerimiz senin hikayelerini eskilerden biliyorlar. Ben seni eskiden tanıyan bir gencim. Ama yine de bizim gençlerimize anlatmak istediğin, bir şey söylemek istediğin, bizi takip edenlere bir şey söylemek ister misin? Bunu sana bırakıyoruz abi. Hayatım yani az çok eski hayatımı herkes biliyordu ama yeni hayatım, ben size onu anlatayım arkadaşlar. Ben eski yaşantımdan biraz konuşmak istemiyorum. Çünkü çok zor, çok sıkıntılı günler geçirdim ben bu yaşa gelene kadar. Hayatım 2009'dan beri yaşıyorum ben. 2009'dan beri ben resmi olarak yaşıyorum. Hani mutlusun, huzurlusun abi. Mutluyum, çok huzurluyum. Yani gerçekten ben bazen kendimle gurur duyuyorum arkadaşlar. Ben bir Mardin olarak, bir Türkiye vatandaşı olarak gerçekten Mardin için, ülkem için elimden ne geliyorsa yapıyordum ve yapmaya devam ediyorum inşallah arkadaşlar. Maşallah. Yani yeter ki insan... Dedim ya, insanlar mutluluğunu, sevincini paylaştıkça çoğalıyor. Evet, kesinlikle. Tamam arkadaşlar. Ben de böyle, ben mutluluğumu, sırrımı, bütün şeylerimi insanlarla paylaşıyorum. Güzel yanımı, avantajlı, dezavantajlı, bütün konularımı herkesle paylaşıyorum. Ben eskiden içime çok kapanık bir insandım arkadaşlar. 2009'dan beri ben yaşıyorum dedim ya, o zamandan beri ben artık yani konuşuyorum. Hani bir atasözü var, dağ dağa hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa sorunlarını çözüyor. Sen o zamanlarda 2019 öncesinde konuşmuyordun 2009'dan sonra. Konuşmuyordum, hep insan toplumdan kaçıyordum ben. Ama şimdi ben... dünya seni konuşuyor abi. Şimdi dünya beni konuşuyor. Ben Guinness Rekorlar kitabına girdiğimden beri ben 127 ülkeye gittim arkadaşlar. Maşallah. Ve orada etkinliklere katıldık. Yani ülkem adına, şahsım adına ben çok etkinliklere katıldım. Festivaller, kültür, televizyon şeyleri, reklam gibi vesaire yerlerde çok yer aldım arkadaşlar. Peki bir şey söyleyeceğim Sultan abi. Şöhret nasıl bir şey? Şöhret gerçekten güzel bir şey bence. Yani sen ne hissediyorsun mesela? Sen çünkü dünyanın ne tarafına gidersen git, hiç insan, ırk mı diyeyim fark etmeden herkes sana dikkatle böyle bakar yani. Sen şimdi şöhretin en zirvesini yaşayanlardan birisin aslında. Hani o duyguyu çok merak ediyorum ben mesela. Nasıl bir duygu, yani nasıl bir gerçekten çok güzel bir duygu. Yani sadece ben şöyle, zaten normal insanlar gibi AVM'lere alışveriş yapmaya gidemiyorum. Bir gezmeye gittiğin zaman orası kilitleniyor, kapanıyor. Evet, fotoğraf çekiliyorlar. Aynen. Bismillah'a gitmiştik. Diyarbakır Bismillah ilçesine gitmiştik. Orada arkadaşım için bir araba alacaktık. Adamın kuyumcu dükkanı varmış. Adam bizi kuyumcu dükkanına davetti. Gittik orada oturduk. Araba gelene kadar sadece bir çay içmek için. Orada herkes koşuyor diyor, kuyumcu dükkanı soyuluyor. Bütün insanlar oraya toplanmış, büyük bir şey var. Akrabalarını arıyorlar. Herkes geliyor oraya. Bakıyor da ne? Yapma ya. Ya deseydiniz ya, Sultan gelmiş buraya arkadaşlar. Biz de öyle bir telaşla bir şeyle geldik buraya. Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü, basketbol kulübü, onu basketbol oynatmak için çok uğraştı. Ha. Ama fiziksel şartlar buna çok el vermedi. Yıl kaç abi bu dediğin? 2010'lar mıydı? 2013. Pardon, 2003. Ben 2003. Yaş o zaman kaçtı abi senin? Galatasaray'dan o zaman 18 yaşında. 18 yaşında mı? Dönem tesiste kaldı. Boy kaçtı abi o zaman? O zaman 2.33'tü. 2.33'tün 18 yaşındayken. 18 yaşında. Oynayabilseydi NBA falan yapar, kesin yapardı yani. Abi ben hep şaka diyorum ki Sultan abi basketbolda kaleye girerdi. Potanın altında dursun. Yani çok altında dursun. Hücumda da potanın altında dursun. Ona versen kimse bir şey yapamayacak. Yani. Peki eğilimin var mıydı abi? Hani basket böyle atma, top atma falan. Yapabiliyor muydun abi? Yapıyordum tabii ki. Ben elimi uzattığım zaman burası potaya değiyordu. Burası ekstra kalıyordu. Sultan abi bir şey. Şöyle elini benim yüzüme şöyle şey yapabilir misin? Getirebilir misin abi? Boyunu. Geleceğim varsa göreceğim de var. Zibi
gibi filmlerden çok fazla teklif geliyordur Sultan abiye. Onlara ne diyorsunuz peki abi? Ya şöyle, aslında bizden çok sinema filmleri çok teklif aldık. Ama insanlar genelde Hollywood'dan ciddi somut iki proje teklifi geldi. Hollywood'dan? Tabii tabii. Hollywood'dan bir Avustralya'dan. Avustralya'dan bir film. Amerika'ya gitti mi? Amerika'ya gitti mi fazla? Yani Sultan abiye Hollywood'dan, Avustralya'dan film teklifi geldi. Amerika, New York'a Sultan abi gittim. Şu an kafalar kanalında. Ondan sonra Washington'a gittim. Ondan sonra Atlanta'ya gittim. Ben sonra Los Angeles'a gittim. Festival olarak gördün abi. Bir hani gezme amaçlı mı yoksa hani bir iş amaçlı mı, yoksa birinin daveti üzerine? Davet üzerine. Hep yani dünyanın aklınıza gelebilecek ya da hiç gelmeyecek ülkelerden bile çok farklı sebeplerden dolayı teklifler alıyor Sultan abi. Siz bakmayın, bu korona döneminde biz bu süreçteyiz. Az önce biraz aslında yemekte bir espri yaptı ama gerçeği oydu. Sultan Bey, Türkiye'de çok fazla kalmıyor. Biz Türkiye'de çok fazla görünmüyoruz ama bunun sebebi sürekli yurt dışında Sultan Bey'in alıcısı var. Hmm. Hep yurt dışında buna çok ayrı bir sempatisi var Sultan Bey'in. Yurt dışında 4-5 yerde bana vatandaşlık teklifi bile verdiler. Abi, normalde Mardin'i geziyoruz abi. Evet. Mardin'in içerisinde güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz, buradaki toplumu yansıtmaya çalışıyoruz. En sonunda da bizim Atakan Fahri Mardinli olmak istiyor. Bundan önce biz Konya'ya gittik. Konya'ya gittik abi. Ben dedim Orduluyum bu arada. Ama dedi, götür beni gittiğin yere, bizim konseptlerimizde gittiğimiz illerin Fahri hemşerisi olmak istiyorum ben dedim. Konya'ya gittik. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı beni Fahri Konyalı yaptı. Dedi sen artık Konyalısın dedi. Şimdi biz Mardin'e geldik. Mardin'e geldiğim için de ben artık Fahri bir Mardinli olmak istiyorum yani. Bunu gerçek gönülden istiyorum yani. Ve ben bütün profillerime, her yerime işte Mardin. Konyalı, işte Mardinli falan diye gururla yazıyorum yani. Ve gerçekten Mardinli oluyorum. Mardin'e dair bütün her şeyi takip ediyorum o saatten sonra falan. Çünkü Mardinliyim. Mardinli olmak istiyorum kendimi. Mardinli olmanın şartları var. Şimdi de Mardinli olmak istiyorum. Hani Mardin, nedir, ne değil, nasıl diyorsun? Olur? Mardin olmanın bir bedeli vardır, bir şartı vardır. Ben yerine getirirsen severek seni kabul ederiz. Hemen bu an getirebilir miyim? Ne yapmam lazım abi? Şu an yapabilirim. Öncelikle galiba... Şu elbiseleri getirsene. Onları giymen lazım. Onları her giyerek. Var o tatlı. Ne abi? Bazı şartlar var, özel görüşme odasına alacağım ben seni. Özel görüşme odası. Evet, evet. Al. Olur abi. Nasıl? Özel görüşme odası abi. Mağaramızda. Yani olur. Yani yeter ki Mardinli olayım. Odada bir şey yapmasın. Yok. Beni locaya alıyorum. Mardinli olacağım mı ben kesin peki? Şimdi şöyle. Şartları yerine getirirse neden olmaz? Sonuna kadar. Tamam. Sonuna biz kadar. İçeride ben bazı şeyler konuşacağım seninle. O şartları yerine getirdikten sonra seni jürinin önüne çıkarırız. Jüri. Burada yetkili kanaat önderleri var. Tabii tamam. Ki. Uygun görürlerse Sultan Bey de amcalar da ek ederse seni alırlar muhtemelen. Peki abi. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Mardinli olmak için şu saatten sonra elimden ne geliyorsa hepsini yapacağım. Sizin de takdirinizi alacağım abi. İnşallah Mardinli olacağım. İnşallah. Eyvallah, sağ olun. Çok ben isterim. Abi elbiseler bunlar değil mi? Evet, elbise bu. Bunları giyiyorum artık Mardinliyim. Evet. Hemen. Aynen. Sonuna geldik. Yarın da her şey. Bunu çıkarıyorum abi. Çıkar. Gençler bu tarzı giymezler. Zaten bu yaşlılarımız Allah korusun yani. Girdikleri zaman bu artık şey, bu yaratıcı bitecek yani. Ha, bitti anasını abi. İşte bitmemesi lazım. Ben giymem lazım. Ama biz giymek lazım. Biz de giymeliyiz. Biz bunları yapıyoruz da içeride tekrar... Sınav olacak değil mi? Tabii, tabii. Bunu giymek yetmiyor yani. Aynen öyle. Ben çok heyecanlıyım. Nasılsın? İyi misin? Mardinli olacağım. Olur mu? Eyvallah. Oldu mu abi? Tamamıyız. Tamam mıyız abi? İlk kıyafet olayımız tamam. Şimdi sınava geçiyoruz. Tabii, tabii. Değil mi? Jüri önüne çıkacağız. Ben çok heyecanlıyım şu an şahsen. Acun'un karşısına çıksam bu kadar heyecanlanmam. Onu söyleyeyim ben. Geliyorum abi. Ya. Geliyorum abi. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Vay. Sanki Arap olmuşlar. Müsaadenizle oturabilir miyim? Oturma ayakta. Tamam, ayaktadır. Şimdi Mardin'in olması için yerine getirmesi gereken kural kıyafetini giydi abi. Bunun üstüne başka bir şey yapması gerekir mi? Fahri Mardin'in olması için. Abi olur mu? Tamam. Yeterlidir. Yeterli midir? Oley! Şu an ben Mardinliyim. Siz onay verdiniz mi? Evet. Şu an kesinlikle Mardinliyim değil mi? Evet. Onay siz de duydunuz, izleyenler duydu. Tebrik ederim. Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ olun.
Mardinli. Abicim çok teşekkür çok. Ederim abicim. Mardin kızı tepe böyle giyiyor. Çok teşekkür ederim. Bir çay içelim. Oturamadı. Freaking verdik. Çok özür dilerim. Vallahi gitti. Mardinlik gitti. Mardinlik gitti ya. Gitti. Abuna bir kişisine giyerse bela açık kalmıyorsun. Diyor ki içine bunu giymediğin için diyor. Bir de içtik ki doğru. Biz de içtik onu mu? Onu giyeyim o zaman ben hemen. Ha, biz deydir ondan değil. Evet, onlar herkes giyiyor. Sen rahat rahat et. İstersen güzel hadi kalkın. Tamam. Çok şükür. Bu arada koşmadı iş. Alışık gitti bırak. Bizi böyle misafir ettiniz, böyle güzel güzel karşıladınız, güldük, eğlendik. Gerçekten her şey için çok teşekkür. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk yani. Bizim için de çok farklı bir şey bu. Farklı bir şey. Sevindik yani. Sağ olun. Allah razı olsun hepiniz. Senden de Allah razı olsun. Bizleri güldürdün işte. Evet, eyvallah. Sağ olasın. Razı olsun her şey için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sultan abi görüşürüz abi. Abi görüşürüz abi. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi abi videonun görüşürüz. Sonuna geldik. Kafalar üyesi Fatih ve Bilal'i uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoya da like atmayı unutmayın. Siz de İstanbul'a kendinize iyi bakın. Abi biz birleşeseydik kafaya kızım. Ben sizi geçireyim. Gel. Ben geliyorum abi. Hemen. Tamam. Hadi. Çok sağ olun, gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Biz inşallah bir dahaki görüşmek üzere. Sultan Kesen YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yine üçümüz orta da unutmayın onu. Oğlum sen burada mı kaldın? Ben buradayım. Atakan mı? Gerek siz gidin. Burada mı kaldın? Ben buradayım. Geliyorum abi hemen. Tamam Fatih. Selametle. Seni hep sevmiştim. Eyvallah sağ olun. Allah razı olsun. Her zaman bendeki yerin ayrı olacak. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Mardin'e gelince uğrarım ben sana. Uğra kesin beni bir ara. Telefon uzağındayız. Tamam. Bir telefon aynen. Uzağındayız. Bir telefon uzağındayız. Mardin'e gelince arayacağım kesin seni. Kesin ara. Ara bizi. Ararım. Sultan abiye de iyi geçin. Bir tokat vurdu mu sümük gibi yapışırsın Sultan abiye de hiçbir sıkıntınız yok. Siz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. İyi bakın kendinize. Video atmayı aksatmayın. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi. Çok şükür gittiler ya.